Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir anlaşma İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalandı. Bu anlaşmanın da ilk duyurusunu hemen Amerikan Başkanı Trump yaptı. Ve böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün ve Mısır'dan sonra İsrail'i tanıyan 3. Orta Doğu Arap ülkesi olmuş oldu. Şimdi bu anlaşmanın biraz havacılık, biraz savunma tarafına bakacağız. Ne içeriyor bu anlaşma? Neyi hedefliyor ve Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Bu konulara bakacağız ama önce sivil havacılıkla başlayacağız videomuza ve videonun sonunda da sivil havacılık yer alacak. Biliyorsunuz dünya Çin'den, Wuhan'dan başlayıp bütüne her tarafı saran koronavirüs belasıyla uğraşıyor. Ve Mart ayından itibaren de dünya tamamen bir salgın ve sonrasında da bir karantina bölgesi oluşturulmuş durumda. Uluslararası yardımlar var, enteresan gelişmeler var. Bu gelişmelerden biri de geçtiğimiz Mayıs ayında yaşandı. 20 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli bayrak taşıyıcısı olan Etiyat Hava Yolları. Bu arada ben bir parantez açayım. Etiyat Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti merkezli bir havayolu şirketi, bir devlet şirketi ve tabii ki ondan önce kurulmuş ve çok daha da büyük Dubai merkezli Emirates Hava Yolları var. Bu parantezde kapatalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli bayrak taşıyıcısı Etihad Hava Yolları'na ait üzerinde herhangi bir işaret olmayan bir Airbus A330 kargo uçağı Abu Dhabi'den havalandı ve doğrudan Suudi Arabistan hava sahasında kat ettikten sonra İsrail'e girdi ve Tel Aviv'de Ben Gurion Havalimanı'na indi. Bu gerçekten çok önemli bir ilkti. Birleşik Arap Emirlikleri Filistin halkına yardım ve koronavirüs konusunda sağlık malzemeleri taşıyan bu uçakla birlikte yeni bir sayfa açıldığı bilgisini kamuoyla paylaşmış oldu. Bu anlaşma öncesinde de zaten son aylarda özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında çok ciddi anlamda görüşmeler yaşanıyordu. Şimdi bir tarafta bakıyoruz, 1948'de kurulmuş bir İsrail içinde Filistini yavaş yavaş yok eden çok az bir bölge kalmış bir Filistin İsrail içerisinde, buna karşı çıkan Müslümanlar ve aradan yıllar geçiyor. Bir bakıyorsunuz, İsrail savaşla dize geçirdiği Mısır'la komşusu Ürdün'le anlaşmalar yapıyor ve bu anlaşma, bu tanıma ve bir bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru gidiyor. Diyeceksiniz ki Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ne var? Bugün Türkiye'nin uluslararası anlamda bazı operasyonları var. E, komşumuz Suriye, daha sonra deniz komşumuz olan Libya veya Afrika'da başka bir yerde. Bu tür Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası konularda karşısında hep Birleşik Arap Emirlikleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aklımıza hemen geldiği zaman Dubai geliyor ama Dubai'nin de aralarında olduğu 7 ayrı emirliğin bir araya gelerek oluşturduğu bir petrol ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri. Dediğim gibi Türkiye'nin karşısına her yerde çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz Libya operasyonunda darbeci General Hafter'i destekliyorlar. Hatta uçaklarını Mısır'a konuşlandırılıyor ve doğrulanmamış ortaya atılan iddialara göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İHA'larla resmen ele geçirdiği El Vat diye iş üstünde Türkiye'ye ait hava savunma sistemi Hawk'ları çok uzaklardan vuranlar da Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetlerine ait olduğu uçaklar deniyor. Peki tekrar başa gelelim. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail neden bir anlaşma yaptı? Şimdi bu anlaşmanın çok farklı nedenleri mevcut. Biraz önce de belirttiğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri bölgede çok etkin olmak üzere çok ciddi hamleler yapıyor. Bir bakıyorsunuz Suudi Arabistan'la birlikte tabi hamesi Suudi Arabistan Yemen e operasyon düzenliyor. Yemen'de Husilerin karşısında. Bir bakıyorsunuz Libya'da General Hafter, darbeci, onlar general diyor, biz darbeci diyoruz. Darbeci Hafter güçlerini destekliyor. Suriye'de mesela karşımıza çıkıyor. Yarın öbür gün farklı coğrafyalarda da karşımıza çıkacak bir durumda. Nasıl yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri? Genelde baktığımız zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah gücü, Batılı sistemler çoğunluğu Amerikan bir kısmı Avrupalı sistemlerden oluşuyor. Pek fazla Rus sistemi, Çin sistemi almıyor. Alamıyor daha doğrusu. Ne yapıyor? el altından aldığı bazı silahları Türkiye'nin karşısındaki güçlere veriyor. Nedir bunlar? Libya'da önemli mesela Çin yapımı Wing Long tipi İHA'lar. Wing Long'larla Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetine sattığı Bayraktar TB2'lerin çok ciddi bir savaşı olmuştu. Rekabeti olmuştu bu bölge içerisinde. Ve gerçekten de Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Hükümeti ki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Türkiye'nin resmi anlaşmalar yaptığı bir hükümet Libya'da. Ee, çeşitli bu çarpışmalar sırasında Türkiye'nin desteğiyle Bayraktarlar gerçekten Wing Long'ları etkisiz hale getirmişti ve hatta Türkiye'nin Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilere yaklaşan bazı Wing Long İHA'ları yine Gabya sınıfı gemilerimizden atan füzeler tarafından da vurulduğu iddiaları ortaya atılmış durumdaydı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri silah ihtiyacı var. Tabi bunlar öyle Rusya'dan alınan Panzer'lerle, Çin'den alınan Winklong'larla olmuyor. Daha gelişmiş. Özellikle elektronik karıştırma veya insansız hava aracı gibi gerçekten çok sofistike silahlara ihtiyacı var. Bu silahları da Rusya ve Çin'den tam anlamıyla karşılayamadığı için bu konuda yönünü İsrail'e çevirmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Clash Report'un verdiği bilgilere göre Yıllık savunma giderleri harcamaları yaklaşık 23 milyar dolar gibi çok ciddi bir rakam bu küçük ülke için. Bu rakamın da çok önemli bir kısmı neredeyse yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmı silah alımlarına ayrılmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den gelişmiş silahlar alarak bunları dünyanın farklı yerinde desteklediği gruplara vermeyi hedefliyor. Bu kaliteli daha gelişmiş diyelim silahlarla birlikte üstünlük sağlanması hedefleniyor. Ne olabilir? Mesela e, Libya'da bizim Bayraktar TB2'lerin karşısına Heron gibi daha gelişmiş İHA sistemlerini çıkarmak istiyor. Elektronik karıştırmayla İHA'larımızı uçurtmamayı hedefliyor veya çeşitli e, önlemler almak istiyor. Bazılarında tabii bu alımlarda kendine yontmak istiyor. Ne yapmak istiyor? Yemen'de Husiler e, füze saldırısında bulunuyorlar zaman zaman Suudi Arabistan'a karşı ve tehditler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne kurulacak bir Iron Dome demir kubbe çalışmasıyla da birlikte ülkelerini bu tür füzeleri, balistik füzelere karşı da önlem almak, bu antifüze sistemleri koymak istiyorlar. Bu konuda da dünyada en önemli çalışmayı İsrail yapıyor. İsrail'in gerçekten çok önemli tecrübesi var. Ve tabii ki bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin olumlu yaklaşımı da İsrail savunma şirketleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanmış durumda. Çünkü yepyeni, hiç onların giremedikleri bir pazar kapıları bu İsrail'li şirketlere açılmış durumda. Şimdi ben havacılıktan bir örnek daha vermek istiyorum. Şu an Amerikan işleti imalatçısı Gulfstream'in bünyesinde olan, portföyünde olan iki farklı işleti modeli var. Bunlardan biri G100 serisi, eskiden ismi Astra'ydı. Bir de biraz daha büyük olan G200 serisi, eski adı da Galaxy'ydi. İsrail havacılık endüstrisi tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş bu uçaklar dünyada küçük bir e, pazar payı vardı ve bu uçaklar daha sonra tasarımlar Gulfstream şirketi tarafından satın alındı. G101, G100 ve G200 ailesi haline geldi. Şimdi aradaki savaş o kadar netti ki bu İsrail tarafından tasarlanmış uçakların uzun yıllar Arap ülkelerine inişleri yasaktı mesela. Mesela Dubai'de havacılık fuarı yapılırdı. Gulfstream G100 veya G200'ü getiremezdi. Kendi tasarladı. İşte G450 serisi, G550 serisini getirirdi. Şimdi bu anlaşmayla birlikte, bu tanımayla birlikte bu uçaklar için de örneğin Orta Doğu için pazar kapıları açılacak. Ve tabii ki bu da İsrail'e şirketler için ki hala bu G100 ve G200'ün gövdelerinin imalatı İsrail'de yapılıyor. Daha sonra uçak parçalar Amerika'ya gidiyor ve orada iş yeti haline getiriliyor. Ve önemli de bir pazar açılmış haline gelecek. Peki bu anlaşma karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ne alıyor? Öncelikli olarak Filistin konusunda İsrail ilhaktan vazgeçiyor. Filistin toprakları sadece burada çöllerden oluşmuyor. Çok ciddi bir halk yaşıyor orada, bir nüfus var. Aynı zamanda bu topraklar önemli miktarda da İsrail'in tarım getirilerinin, tarım için üretim yapılan topraklar. Çok ciddi narenciye bahçeleri, tarlalar var, bahçeler var ve bu konuyla ilgili de İsrail bu ilhak konusundan da vazgeçtiğini ifade ediliyor ve anlaşmaya da İbrahim Anlaşması olarak isim veriliyor. Anlaşmanın detayları kabaca bu şekilde ve biz her videomuzda yaptığımız gibi zaman zaman çeşitli ülkelerin hava kuvvetlerinde inceliyoruz ve bu videoyla birlikte biraz da isterseniz Birleşik Arap Emirlikleri hava kuvvetlerine doğru bir bakalım. Bir bakıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri bu e, Pakistanlı pilotları, bakım ekiplerini ciddi anlamda istihdam ediyor. Katar bunlardan bir tanesi. Pakistan tarafından kurulmuş öncelikle bir eğitim sistemi var. Giderek tabii tüm iş kollarında olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri Emirates emiriteze etme yaklaşımıyla birlikte bu personeli kendi nüfusundan olan Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu taşıyan, vatandaşı taşıyan kişilere doğru evrilmeye çalışıyor. Hava kuvvetlerinin vurucu gücünü F16'lar oluşturuyor. F16'ların çok ayrı bir adı var burada. F16'nın Block 60 modeli. Onlar F16E olarak adlandırılıyor. Tek kişiliklerini ve F olarak adlandırıyorlar çift kişiliklerini. Aslında F16 Block 60 Temelde Blok 50 veya 52'ye çok benzer özelliklere sahip. Ama özellikle başka radar ve atış sistemleri de F-15E'den alınmış, konmuş, geliştirilmiş melez bir F-16. Yaklaşık 3-3,5 milyar dolarlık bir ARGE parası karşılığında e, Lockheed Martin ödemiş bu sistemin geliştirilmesini sağlamış durumda. Baktığımız zaman gövde üzerinde ek yakıt tanklarına sahip. Bu F-16'lar çok önemli bir kısmında bulunuyor. Radarları ASA özelliğine sahip AN-APG-80 radarları. Uçaklarda da ayrıca General Electric'in F-110 GA-132 serisi yer almakta. Normalde bu tür Block 50-52'lerde kullanılan motor GE'nin F-110 GE-129 serisi. Bu uçakların üzerinde de özel bir elektronik suit bulunuyor radarları, atış sistemleri, elektronik, diğer gelişmiş aviyonik sistemleriyle birlikte F-16'ların E ve F modelleri gerçekten çok üstün, neredeyse F-15E'nin tek motorlu versiyonu desek yalan olmaz bununla ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'nin ikinci önemli uçağı ise Mirage 2000'ler. 1980'lerin başında Birleşik Arap Emirlikleri Miraj almaya karar veriyor, ilk siparişleri veriyor ve daha sonra 90'lı yıllarda da ikinci parti Miraj 2000 teslimatı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştiriliyor. Halen Birleşik Arap Emirlikleri'nin envanterinde 63 adet Miraj 2000 serisi yer alıyor. 2000'li yıllarda çok ciddi bir modernizasyondan geçirildi Miraj 2000'ler. Delta kanatlı bu uçakların tümü ilk gelenler ve son gelenleri de Miraj 2000 serisinin en önemli versiyonlarından, modellerinden biri olan 9 serisi standartlarına yükseltilmiş durumda. Gelişmiş yeni nesil seyir füzeleri, özel atış sistemleri, hedefleme ve navigasyon podları da Miraj 2000 serisinin Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri için önemli artılarından biri olarak yer almakta. Benim de katılmış olduğum geçtiğimiz yıl Kasım ayı sonunda yapılan Dubai Air Show'da Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri yeni bir modernizasyon projesini Miraj 2000'ler için ilan etti. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım ile Miraj 2000'lere daha yeni nesil bir geliştirme, modernizasyon daha planlandı. Bakalım bu uçakları kaç sene daha uçuracak Birleşik Arap Emirlikleri bunları göreceğiz. Bu uçaklardan bir kısmı halen Mısır tarafından kullanılan ve Libya üstüne çok yakın bir noktada üste bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Miraj 2000'leri. İddialardan biri de Elvat diye üstüne düzenlenen uzun menzilli operasyonda bu uçakların kullanıldığı yönünde. Biliyorsunuz Amerika'dan bir uçak alırken İsrail diğer ülkelerin hiçbir şekilde verilmeyen çok özel niteliklere sahip uçaklar alıyor. Veya bu niteliklere sahip olmasa bile e, adeta Kaporta şeklinde uçağı alıyor, kendi sistemlerini koyuyor, yazılımlarına müdahale ediyor veya çok özel sistemleri entegre ediyor ve bu konuyla ilgili de Amerika'dan hemen izin çıkıyor. E, Türkiye ise bir yeni bir sistem koyacağı zaman çok uzun prosedürler, e, Amerika'daki kongre onayları falan gibi çok böyle detaylı detaylı sorgulamalar sonrasında, çok uzun yıllar sonrasında izin verilebiliyor. Bir bakıyorsunuz blok 30 F-16'larımız e, neredeyse artık hani hizmete girmelerinin üzerinden 30 küsür sene geçti. Daha yeni yeni modernizasyon konusunda yeşil ışık yakılıyor. Ve tabi bu uçakları daha modernize edip kaç yıl uçuracaksanız soru işareti. Ama dediğim gibi İsrail çok özel sistemler takılıyor. Yazılımlarına müdahale ediyor. Mesela örneğin e, İsrail İsrail'in envanterindeki F-16'lar en gelişmişlerinden biri sofalar. Sofalara baktığımız zaman blok 50 plus standartında ama içinde ne var? Elektronik suitleri nedir? özellikleri nedir? Atış sistemleri nedir? Her birinde gerçekten İsrail'in dokunuşları var ve gerçekten çok üst seviyelere doğru çıkıyor. Öncelikli olarak Birleşik Arap Emirlikleri envanterindeki F16'lara yeni nesil mühimmatlar, atış sistemleri İsrail tarafından modernize edilmesi öngörülüyor ve tabii ki çok gizli sistemler verilecek. Bunları belki yıllar sonra öğrenebileceğiz ama öncelikli olarak çok ciddi bir anlaşma bu konuda yapılacak. İkincisi zaman zaman bakıyoruz işte Yunanistan'ın Girit'te yaptığı tatbikatlarda İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri bazen Mısır geliyor beraber görev yapıyorlar. Bu tür ortak eğitimlerle de Birleşik Arap Emirlikleri hava kuvvetlerinin standartlarının yukarı çıkartılması planlanıyor. Ki bence eğer Birleşik Arap Emirlikleri uçağı bizim de içinde bulunduğumuz halk bataryalarını koyduğumuz el watt diye üstünü vurduysa bunda bu son yıllarda katılan bu tatbikatların bence çok önemli bir etkisi olduğuna inanıyorum. Ve bir sonraki tabi en önemli adım hava kuvvetlerine bağlı olarak görev yapılacak demir kubbe e, füze antifüze önleme sistemi bu sistemde İsrail tarafından Artık kaç milyar dolara satılacak ben de merakla bekliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava savunma konusundaki çok önemli bir adımı olmuş olacak. Keza insansız hava aracı sistemlerinde de büyük bir gelişim sağlayacağını tahmin ediyorum. Videonun başında sivil havacılıkla başladım. Sivil havacılık da sona erecek diye söylemiştim. Anlaşmanın bir parçası sivil havacılık. Bu anlaşmayla, diplomatik tanımayla birlikte hemen ilk uçuş izinleri verildi. Ve e, İsrail'in milli Hava Yolu el alın alt markası turist operasyonu yapan, charter operasyonu yapan Arkia hemen Tel Aviv ve Dubai arasında turizm uçuşlarına, charter uçuşlarına, tarifesiz seferlere başladı. Bunu ileriki günlerde Emirates ve Etihad Hava yollarında seferleri bekleniyor. Peki bu ne katacak diyeceksiniz ki İsrail'e kadar bir büyük ülke veya Birleşik Arap Emirlikleri çok büyük ülke mi? Şöyle bir durum var. Çok sayıda Musevi Amerika'da, Kanada'da dünyanın dört bir tarafında yaşıyor. Ve Türk Hava Yolları her yıl 1 milyondan fazla İsrail vatandaşını veya e, Musevi olan e, İsrail'deki ailesini görmeye giden yolcuyu taşıyor. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada hatlarında çok sayıda Musevi yolcu Türk Hava Yolları tarafından İstanbul'a getiriliyor ve İstanbul'dan da Tel Aviv'e götürülüyor. Tabi bu verdiğim 1 milyonluk rakam e, 2018-2019 yılın yani salgın öncesinin rakamları bugün tabi düşmüş durumda. Hatta Güzel günlerde şöyle söyleyeyim size yani 2018-2019'da Türk Hava Yolları'nın günlük günlük Tel Aviv uçuş sayısı 9'a kadar yükselmiş durumdaydı. Ve bu pazarda resmen e, İsrail'in hava yolu El Al'ın altında Türk Hava Yolları en büyük yabancı şirket olarak yer almaktaydı. Türk Hava Yolları'nın adeta kalesi olan İsrail pazarından... Emirates ve Etihad da pay almaya başlayacak ve e, ikisi de çok kuvvetli hava yolu özellikle Emirates çok kuvvetli birçok Amerika'da noktaya direkt uçuş gerçekleştiriyor ve bu yolcu sayıları Tel Aviv'den Dubai'ye veya Tel Aviv'den başkent Abu Dhabi'ye uçup oralardan uçmaya, oralardan dünyaya dağılmaya başlayacak. Ben buradan Türk Hava Yolları'nın ciddi zarar göreceğine inanıyorum ama tabi rekabet nasıl bir yere gider? Türk Hava Yolları da tabi boş değil. Ee, Türk Hava güçlü bir filosu var. İyi bağlantıları var. Fiyat politikası çok iyi ama e, gerçekten Etihad, Emirates ve Türk Hava Yolları arasında çok ciddi bir rekabetin olacağını tahmin ediyorum. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Anlaşması'nın havacılığa, silah sanayine etkilerini ve tabii ki sivil havacılık yönünde de Türkiye etkilerini birlikte baktık, birlikte incelemeye çalıştık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine mesaj yollayabilirsiniz. Katıl butonuyla bizlere destek verebilirsiniz. YouTube kanalımızın daha iyi yere gelmesine desteklerinizi sürdürebilirsiniz. Bizler için detaylı haberlerimizi izlemek, takip etmek isterseniz tolgozbek.com sitemiz sizleri bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.